Hiç terk edilmiş hissettiniz mi? Eminim herkes zaman zaman böyle hissetmiştir. Kimse tarafından sevilmediğinizi, ilgisiz kaldığınızı, önemsenmediğinizi ve çaresiz kaldığınızı düşünmüşsünüzdür. Hiç kimse terk edilmeyeceğine dair garanti verebilecek bir durumda değildir. Terk edilmek her an herkesin başına gelebilecek bir olgudur. Bugün terk edilme sebeplerinden bahsetmeyeceğiz. Bugün umut bağladığımız yerin insan olmasından kaynaklı olan hayal kırıklığına değineceğiz. Yaşantımızda karşılaştığımız hiç kimse tutarlı değildir. Bir gün sizin yanınızdan gitmeyeceğine bir garantisi yoktur. Fakat bizler bunu her zaman görmezden geliriz. O benden ayrılmaz. O beni terk etmez. O beni asla yüzüstü bırakmaz. Dediğiniz oldu mu? Birçoğu da bırakıp gitti değil mi? Duygularımızda ya da sahip olduklarımızda sevinç bulmaya çalışırsak sürekli olarak hayal kırıklığına uğrarız. Arkadaşlarımız bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ailemiz moralimizi bozabilir. Sevdiklerimiz bizi yüzüstü bırakabilir. Fakat bu durumların içindeyken bile o her zaman bizim yanımızdadır. Burada o diye bahsettiğimiz kişi çok büyük önem taşıyor. Asla yanımızdan ayrılmayacak, bizi terk etmeyecek ve yüzüstü bırakmayacak olanı tanıyorum. O kim mi? Hayat ne kadar karanlık görünse de o bizim ışığımızdır. O bizim sevincimizdir. O bizim esenliğimizdir. O güvenilir olandır. O bize verilmiş olan vaatlerin gerçekleşmesidir. O seni asla terk etmeyeceğim ve seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyendir. O bizim umudumuzdur. O sözüne sadık kalandır ve o bizim için canını feda edendir. O her zaman yanımızdadır. O kim mi? O İsa Mesih'tir. 9. mezmurda mezmur yazarı şöyle demiştir. Seni tanıyanlar sana güvenir çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin. Üzüntü ve acıların sevincinizi almasına izin vermeyin. Umudunuzu ona bağlayın çünkü o kendisine yönelenleri asla terk etmez. Beep.